Binatlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Binatlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Evet arkadaşlar, hem bir bu hafta belki de herkesi şaşırtacak bir konuyu işleme kararı almadan önce görüştüğüm ve bu konuda uzman olan iki arkadaşımız bana inanamayacağımız bilgiler aktardı. Yakışır, Türk milletine yakışır. Bir uçak olsun ve görevini hakkıyla yapsın, isminin hakkını vererek yapsın. Bildiğiniz gibi TİHA, Akıncı, personellerin gözyaşları içinde ilk kez havalandı. İlk testi başarıyla tamamladı. Görüntü itibarıyla uçan bir balık şeklinde. Ama inanın altında o kadar çok şey yatıyor ki, belki de dünyadaki dengeleri basit gibi görünen bu araçlar değiştirecek. Nasıl? Hadi hep birlikte inceleyelim. Bildiğiniz üzere en önemli özelliklerini kısaca sayacak olursak, 24 saat kesintisiz havada kalabiliyor, havadan havaya füze atabiliyor, hava yer radar sistemi kendine özel olarak üretildi. Hava yer radar sistemi kendine özel olacak gibi özellikler, 13 kilometre irtifaya çıkacak, ancak bunlar açıklananlar. Görüşme yaptığım havacılık konusunda işinin gerçekten uzmanı arkadaşım, gerek uçak mühendisliği gerek uçak elektronikleri dalında tam bir deha diyebileceğim kişi. Üstelik bugünkü yönetimin tam bir muhalifidir. Ancak Akıncı'nın uçuşunu ve özelliklerini bizim için kağıda döktü ve 2 saatten fazla briefing gibi anlattı. Akıncı TİHA'nın normal gösterilmeye çalışılsa da normal olmadığını üzerinde motordan anlarsınız dedi. Bana aktardıklarını size mülakat niteliğinde aktarıyorum. Fatih, bu uçağın farkı nedir? Neticede pervaneli bir pırpır uçak işte. Cevap: sana göre pırpır, bana göre çok tehlikeli bir jet. Yani ne demek oluyor? Cevap: evet, pervaneli ama motor Ukrayna yapımı turboprop. Yani bu uçağı atmosferin troposfer tabakasının üzerine çıkartacaklar demek. Ne alakası var? Cevap: anlatayım. Yerden 0-10 km arası troposferdir. Yolcu uçakları ve bilumun bu seri uçaklar troposferde uçar. Daha yükseğe çıkmak insanlı uçuşlarda risklidir. Basınç meselesi. Troposfer tabakasını geçerseniz içinde insan olan bir araçta uzun süre troposfer tabakasında üzerinde kalamaz. Maksimum 3-4 dakika sınırı vardı. Bu süre özel giysilerle biraz daha günümüzde uzatıldı. Ama maksimum 10 dakika diyelim. Suyun kaynama ısısı düşer. Şöyle anlatayım. Troposfer tabakasının bir üst katmanı olan stratosferde, stratosfer tabakasında uçan bir uçaktaki pilotun kanı 40 derecede kaynama noktasına ulaşır. O yükseklikte nasıl yaşayacak? O yükseklik ölüm yüksekliğidir. Bunun için bu irtifalara uzun süreli çıkış yapılamaz. Sadece savaş jetleri kısa süreli iniş çıkış yaparlar. Ki bu da ölüm riski taşır. Kimyasal açıklaması bu şekil. Peki hedeflenen ne o zaman? Cevap: Akıncı'ya baktığımda ilk aklıma gelen turboprop motor demek, bu uçağa yük taşıtacaklar demek. Ben bunu anlarım. Yoksa turbojet motorda takarlardı. Ukrayna ile yaptıkları anlaşmalarda Tay'ı üretene kadar motorları Ukrayna'dan tedarik edecekler. Ama Tay'ı turboprop motoru üretti. Neden Tay'dan almayıp Ukrayna'dan alıyorlar? Ayrıca Tay'ın açıklamasında sadece Akıncı'ya özel bir motor geliştiriyoruz, dünyada olmayan bir teknolojiyi kullanacağız diye yapılan açıklamada, bu sektörde çalışan bütün mühendisler bilir ki turboşalt, turboprop, turbojet, bu motorların haricinde nasıl bir motor yapacaklar veya yaptılar diye düşünmeden edemez. Ha, şunu yapacaklarını tahmin edebilirim. Birincisi, ne dedik, uçağa yük taşıtacaklar. Bunun için turboprop aldılar muhtemelen. 2020 sonuna kadar stratosferde uçuracak. Yani çıkılamaz bir irtifa, uçak insansız olduğu için çok rahat uçacak. Fikrimi sorarsan Tay'ın neden özel bir turboprop yaptığını açıklamaya muhtaç konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü standart turboprop motor ile uçağı stratosfer tabakasında uçurursunuz. Neden özel bir motor? Yani ne planlamış olabilirler ki? Cevap: eğer havada insanlı çıkabilecek en yüksek irtifa stratosferin başlangıcı ise ve siz özel bir motor yapıyorum diyorsanız, ben de bir uçak mühendisi olarak sizin mezosfere mi çıkacağınızı sorarım. Mezosferde ne oluyor? Neden böyle bir şey istesinler ki? Cevap: sebebi çok basit. Önce görünmezlik. Yani basit bir zırh ile bütün radarlardan kaçarsınız. Asla göremezler. Ama sen aşağıya doğru her şeyi görürsün. Sadece mantık. Dikkat ettin mi? Radar sistemlerini açıkladıkları kadarını okudum. Hava yer diyor. Zaten kendini ele veriyor. Test uçuşuna dikkat et. Sadece o sahneyi çektiler ve servis ettiler. Dünyada buna odaklandı. Bu segmentte dünyada böyle bir TİHA yok. Var diyen varsa ispatlasın. 2 gün önce Fransa dünyanın en iyi yasını yaptım dedi. Testlerde daha havalanırken yere çakıldı. 9 mühendis gözaltına alındı.
yasal işlem başlatıldı. Bırak TİHA'yı yapmayı, bırak stratosferde uçmayı, daha yerden kaldıramıyor. TB2 Bayraktar bile onların korkulu rüyası oldu. Ayrıca TB2 Bayraktar'ı almaya çalışan 14 devlet olduğunu duydum. Sırada bekliyorlar ama satış yok. Sadece Pakistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetlerine el altından sattılar diye biliyorum, diyor. Bayraktar firması 700 kişi sadece Arya'da çalışıyor diyor. TÜBİTAK, SAGE, Aselsan, Roketsan'dan 300 firma ve 16 üniversite destek ve akıl veriyor. Sen dünyada bu kadar derin bir altyapıyla İHA üreten duydun mu? Neden Arya'da 700 kişi çalışıyor? Uzay mekiği yapıyorsun? Diye sorarlar adama. Düşün bunun altında neler çıkacağını. Motor ve yazılım bu işin kilit noktası. Çünkü Ukrayna'dan aldıkları motor bile RAF motoru değil. TAI'nin yapacağı motorun ön versiyonu. Her ısı şartında bu motor çalışır. Kerosenle çalışmadığını düşünüyor. Kafam iyice karıştı. Yani ne olacak? Kısaca açıkla. Cevap. Ben fikrimi söylerim. Gördüğüm normal bir SİHA veya uçak değil. Bunu üniversitede yeni yetişen bir mühendise göstersem bile o da aynısını söyler. Bu uçağı özel yapılmış bir motorla mezosfere kadar çıkartıp 24 saat uçuracak. Türkiye'nin sınırlarını baz alırsan, uçak sınırda uçtuğunda kaba tabirle söylersek Fransa'dan kalkan uçakların plakasını bile okuyabilecekler demek. İlk hedef bu. Sana gelebilecek balistik bir füze dahil en az 1000 kilometre öteden çok rahat görürsün. Zaten Aselsan çok özel bir yazılımla sıra dışı bir radar yaptığını açıkladı. Hepsi bu uçağa özel. Her şey çok açık değil mi? Roketleri bile bu uçak için özel olarak Roketsan üretiyor. Neden? Ayrıca SOMJ ve türevlerini taşıyacak deniyor. Havadan havaya füze atabilecek. O irtifada o füzeyi ne yapacak? Akla gelen tek cevap var. O da gelebilecek büyük bir tehditte balistik füzeyle SOMJ'yi kafa kafaya tokuşturmak. Bunu da SOMJ'nin menzili içinde yapacaklar demek. Çünkü balistik füzeyi vurmanız için kafa kafaya tokuşturup patlatmanız gerek. Ve bunu sınırın yüzlerce kilometre dışında yapmanız gerek. Peki dünyada ilk denilen sebebi bu mu? Sana defalarca söyledim. Ben bu adamlara muhalifim. Ama yaptıklarını gördükçe takdir etmiyor da değil. Dünkü uçuşta stratosfere kadar uçağı çıkardılar. Başka söze gerek var mı bilmiyorum. Yani ilk mi oluyor? Cevap. Bir daha mı anlat? O irtifada kuyruğunu kanadını sallayarak uçuş yapamazsın. Pilot haşlanmış tavuğa döner. O zaman bir ilki deniyorlar demektir. Cevap. Bu doğru. Tekrar söylüyorum. Hedefleri 2021'de eksiksiz uçak diyorlar. Hem radar hem motor. Kısaca mezosfere çıkarsan dünya senindir. Umarım başarırlar. Sence başarabilirler mi? Uçağı çok zekice dizayn etmişler. Dün stratosfere çıkan yarın mezosfere de çıkacak demek. Tabi TAI motoru yaparsa. Ama bu yapılan da büyük bir başarı. Bence şu anda o irtifalarda 5,5 tonluk bir makinayı havada tutmak ciddi bir birikim ve arge ister. Gördüğüm kadarıyla bunu aşmışlar. Bir diğer husus, Bayraktar olsun, TÜBİTAK, SAGE, Aselsan ve diğer birçok firma yetkilisi çıkıp da biz bu projeyi yapacaktık ama finansman bulamadık veya projeyi desteksiz kaldı, para bulunca devam ederiz gibi bir tek söz duydun mu? Ben duymadım. Devlet kasayı sonuna kadar açmışsa yapılamayacak hiçbir şey yok demek. Dikkat edersen ODTÜ dahil ne kadar üniversitemiz varsa hepsiyle ortak iş yapılıyor. Bütün gençleri de vantuz gibi sistemin içine çekiyorlar. Beyin göçünü durduruyor demek. Beyin göçünü durduruyor demek. Ben dışarı gideceğim diyen bir kişi kaldı mı? Bütün gençler kafayı ya TÜBİTAK'a ya Aselsan'a ya Roketsan'a ya da Bayraktar gibi yerlere sokmaya çalışıyorlar. Hatta onların müracaat etmesine bile gerek kalmıyor. Özel bir sistem uyguluyorlar. Üniversitede dalında başarılı her öğrenci bu kurumların içine alıp üniversitesi bitmeden yetiştirmeye ve maaş vermeye başlıyorlar. Bunu Amerika 20 sene evvel ABD'den dışarıda adam toplamaya çalışırken yapardı. Şimdi Türkiye yapıyor. Ama dışarıdan değil, kendi gençlerini dışarı kaçırmıyor. Nasıl kötü diyebilirim ki? Peki bu yapılmayanı yaptık diyebilir miyiz? Cevap. Bence daha fazlasını yapacaklar. Bir daha tekrar ediyorum. Bu uçak normal bir SİHA değil. Bunu her uzman biliyor. Bu uçağı stratosferde bile uçursan o bile yeter. Ki zaten uçurdular. Bu uçaktan 200 tane yapıldığını, bunların 100'ünü havada 24 saat dönüşümlü tuttuğunu düşünsene. Avcı jetlerine ihtiyaç kalır mı? Peki sence F-35'ler hikaye mi? Cevap. Bana göre TFX bile sadece gövde gösterisi. O uçağı asla yapmayacaklar. Neden yapmayacaklar? Cevap. Sen olsan yapar mısın? Stratosfer, hatta mezosferde dans eden, ağzına kadar mühimmat yüklü, dünyanın en gelişmiş radarı olan bir uçak filon olduğunda neden yapasın TFX'i?
milli insansız muharip savaş uçağı diyebileceğimiz, yani insansız jet diyebileceğimiz proje üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Neden alasın F-35'i? Misal 10 milyon dolara F-35 alıyorsunuz diyelim. 1 milyon dolara bunu yapıyorsunuz. Neredeyse %10 parasını. Dünyaya hakim olabilecek bir uçağı yapıyorsun. Çok abartıyorsun, o kadar da değildir. Cevap. İyi o zaman, yaz bu söylediklerimi bir kenara. Bekle gör bakalım. 2021'de duyacaksın ki ne TFX'e ne F-35'e ihtiyaç var. O uçak vermeyenler, teknoloji aktarmayanlar senin önünde diz çökecek. Hani sevmiyordun bu adamları muhaliftin? Cevap. Ben adamları sevmiyorum. Yaptıkları işleri sevmiyorum demedim ki. Evet arkadaşlar, tiyatro gibi size yaptım bu görüşmeden konuşmaları aktar. Gerçekten en bu konuşmayı yaptıktan sonra bayağı güldük. Ve arkadaşım da ciddi ciddi bunları bana anlattı. Bu arkadaşımla üniversiteye yollarımız ayrıldı. Ve kendini bu işe adadı. Amerika'da eğitim aldı. Belçika'da 4, İngiltere'de 2 sene kaldı. Türkiye'ye döndü. Hem uçak mühendisi hem de elektronik haberleşme radar konusunda dalında en önemli isimlerden biri diyebilirim. Ve bu arkadaşım bu kadar büyük sıçramayı görmesine rağmen hala muhaliftir. Parantez içinde belirteyim. Sizlere onun ağzından birebir aktardım. Bildiğiniz gibi Akıncı gerçekten de normal bir SİHA deyip geçemeyeceğimiz bir uçak. Arkadaşımızın da dediği gibi bunun filosunu kurulacak ve en önemlisi kamikaze dronları da bununla kumanda edip taşıyacaklar. Yani Türkiye'nin üzerinde sürekli 24 saat uçan bir ordu olacak ve görünmeyecek. Kısaca Türkiye 2023 yılına büyük bir hazırlık içinde ve bu tarih gelmeden dünyada tek olacağını düşünüyorum. Devletimizin yaptığı tüm atılımlar, planlar hep 2023 yılına odaklı. Bu tarihlerde nelerin olacağını az çok herkes biliyor. 2022 yılına gelindiğinde gizli olmak kaydıyla yürütülen ve bizlerin bilmediği birçok projede Türk Silahlı Kuvvetler bünyesine katılacağından ve kimsenin de haberi olmayacağından eminim. Bunu Cumhurbaşkanı da Süleyman Soylu da defalarca dile getirdi. Bu yapılanların hepsi muhalif olan veya olmayan herkesin güvenliği içindir. Ben bir vatandaş olarak nasıl devletime destek vermeyeyim? Konu devlet güvenliğidir. Ama bunu bazı dostlarımız anlamak istemiyor. Etrafımız gül bahçesi sananlar var. Halbuki etrafımızda ateşler yanıyorken ülke güvenliğimizi nasıl görmezden gelebilir? Hükümete muhalif olacağım diye yapılan bütün hayırlı işleri nasıl görmezden gelebiliriz? Elbette destek vereceğiz. Bu meselelerin partisi olmaz, siyaseti olmaz. Ben Müslüman bir Türk'üm. Bu topraklarda yaşayan her Müslüman kardeşimi de kendimden biliyorum. Ve ülkemizde yaşayan her insanımızın birbirine kenetlenmesini, kavgayı bırakmasını ve yapılanlarla gurur duymasını istiyorum. Sizce çok şey mi istiyorum? Yeni videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.